Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz Asus'un ROG Strix Scar 17 serisinin 2022 modeli, yani yenilenmiş modeline bakacağız. Ürünün tam fiyat bilgisi ve hani ben konuşurken bir yandan detaylarına bakmak isterseniz açıklama kısmına linkini bıraktım, oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada şöyle bir durum da var arkadaşlar. Bu laptop benim daha öncesinde kanalımda incelemesini yapmış olduğum ROG Strix Scar 17 serisinin yenilenmiş hali. Zaten bunu başta söylemiş. Yani bu modeli ararken 2022 diye aramanız gerekiyor. Yani bendeki modeli olan bir önceki serisini de son derece mutlu mesut bir şekilde kullanırken yenilenmiş hali de hem donanım anlamında hem görüntü anlamında hem de kalite standardı anlamında bayağı über süper bir bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. De bunun en önemli belirleyicilerinden bir tanesi de maalesef fiyat. Tabii fiyatını ne ben ayarlayabiliyorum ne de başka bir şeyler. Fiyatları biliyorsunuz koşullar ayarlıyor. Neyse, dönelim biz işimize, yani laptopumuza arkadaşlar. Şimdi kendisine bir oyuncu laptopu dedik. Doğal olarak bana soracak olursanız ilk anlatılması gereken şey ekran kartı. Üzerinde RTX 3080 Ti bir ekran kartı bulunuyor arkadaşlar. Bu RTX 3080'in Ti modelleri laptoplara yanlış hatırlamıyorsam 2022 yılının Ocak ayında geldi. Yani daha çiçeği burnunda bir ekran kartı laptoplar açısından. Ama bana soracak olursanız 3080 Ti şöyle bir önem var. Biliyorsunuz 2080 Ti'ler bayağı bir taht kurdular. Uzunca yıllardır insanlar tarafından mutlu mesut bir şekilde kullanılabiliyorlar. İşte bence bu 3080 Ti 2080 Ti'nin bu yerine yerleşecek. Yani gayet optimize ve güçlü bir kart. Şimdi buradan hemen bir işlemcisine geçmek istiyorum. Çünkü işlemcisi de bayağı güçlü arkadaşlar. Üzerinde 12. nesil bir i9 işlemci bulunuyor. 12900H serisi bu işlemci. Yine bu işlemci de 2022 yılının Ocak aylarında duyuruldu diye hatırlıyorum. Fabrika ayarlarında kendisi 2.5 GHz'de çalışıyor. Fakat Intel'in Turbo Boost Max adını verdiği teknolojiyle birlikte kendisini 5 GHz bandına kadar çıkarabiliyorsunuz. Yani bayağı güçlü bir işlemci. Bünyesinde 6 performans, 8'i de verimlilik olmak üzere 14 çekirdek ve 20 thread var. RAM'i ise 16 GB GDDR5. Yani laptopun RAM'i, işlemcinin RAM'i yok. Şimdi burada biraz da pilinden bahsedeyim. Daha sonra soğutma kısmına geçeceğim arkadaşlar. Firmanın vermiş olduğu verilere göre şarjı 10 saatlik bir izleme ömrü veriyor. Fakat bu böyle dururken hali benim anladığım. Siz bununla oyun vesaire oynayacağınız için şarjı bundan daha kısa süre gidecektir. Tabii oynadığınız oyuna da bağlı olarak. Burada avantajlarımız var. Avantajlarımız neler? 100 Watt'lık bir şarj adaptörüyle kendisini Type-C portundan şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca yine kutunun içerisine gelen kendi adaptörü de 280 Watt arkadaşlar. Bununla da 30 dakikalık bir şarj süresinde %50'ye çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyor bu laptop. Yani zaten işin açıkçası arkadaşlar, bir laptopla oyun oynanacaksa bir zahmet onu elektriğe takalım. Hani tabii böyle geçici uçakta giderken oynasınız onu bilemem ama genelde bu tarz oyuncu ekipmanları elektrikte kullanılır. Bu böyledir yani. Geliyorum işlemci ve ekran kartı bu kadar güçlü olan bir laptopun nasıl soğutulduğu kısmına. Bu seride soğutma anlamında şöyle bir teknoloji mevcut. İçerideki ısıyı verimli bir şekilde dışarı atmak için CPU üzerinde sıvı metal termal bileşik ve 4 özel fan çıkışı kullanılıyor. Asus'un Rock Intelligent Cooling adını vermiş olduğu bu teknolojiyle arkadaşlar 15 derece daha soğuk çalışıyor. Peki firma bunu böyle söylemiş, fakat reel anlamda durum bu mu? Şimdi arkadaşlar ben de laptopu kullandım. Ses anlamında performans modunda firma 40 desibeli geçmediğini söylemiş. İşin açıkçası ben de sesle ilgili bir sorun yaşamadım. Bunun bir önceki serisinde de sesle ilgili bir sorun yaşamıyordum. Burada bir şey yanlış anlamanızı istemem. Bu 15 derece daha soğuk tutuyor meselesi diğer ısınan laptoplara göre. Yani şimdi onlar çok ısındığı için bu da ısınıyor ama onlar kadar çok ısınmıyor denmeye çalışın. Bana soracak olursanız tam tanımlamada budur. Kendisiyle zaten bir sürü oyun testi yaptım. Onları da göreceksinizdir. Bu sıralarda laptopun normal bir bilgisayara göre daha az ısındığını ben de gözlemledim. Fakat yine de unutmamak lazım. Bu yüksek donanımlı bir oyuncu bilgisayarı doğal olarak ısınır. Çok ısınmaz. Yani bu ayrımı iyi anlamanızı rica edeceğim. Gelelim artık oyun testinden bir önceki bölümümüz olan ekran bölümüne. Ekranımız 17.3 inç arkadaşlar. Bendeki olan bir önceki modelde ekran 300 Hz'e kadar çıkabiliyordu Full HD çözünürlükte. Bu modelle birlikte Full HD çözünürlükte ekranı 360 Hz'de kullanabiliyorsunuz. QHD çözünürlüğü tercih ederseniz de 240 Hz'e kadar yine bu ekranı kullanabiliyorsunuz. Tepkime süresi ise 3 milisaniye. Bu arada bundan bir önceki modelde tepkime süresi 3 milisaniye. Yani bunların haricinde önemli bilgi olarak panelinin IPS olduğunu ekleyeyim. Yani işte bu modern laptoplarda bulunan işte adaptif sinikleri vesaire gibi özellikler bu laptopun ekran tarafından da destekleniyor. Bu arada önemli bir ayrıntı vardı. Ekran kartı kısmında anlatmam gerekiyordu. Fakat şimdi hatırladım. Doğal olarak şimdi anlatacağım. Cihazlarda arkadaşlar bu yeni nesil laptoplarda ve böyle güçlü performans cihazlarında Mux Switch adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. Yani bu özellik ne demek? Özellikle yeni nesil güçlü laptoplarda dahili ekran kartını tamamen devre dışı bırakıp GPU'dan, yani laptopun ekran kartından 3080 Ti'den diyeyim, gelen görüntüyü direkt panele aktarmayı sağlıyor. Doğal olarak bu işlem ayrılmış oluyor ve siz siz görüntüde herhangi bir kayıp yaşamadan ekranınızda direkt olarak o görüntüyü görebiliyorsunuz. Mux Switch adı verilen şey bu. Mux Switch bu arada U ile. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Artık bu kadar laf ettik. Başlayalım bir oyun testine. Oyun testi kısmında arkadaşlar hani standartları GTA 5'i artık yani ona yeminimiz var. Onu koymamız gerekiyor. İşte CSGO ekledim. Bir tane bir God of War oynadım. Bilgisayarda kendini kapattı bu arada. Evet, testimizi izledik, sonuçları gördük. Üzerine pek bir şey söylemeye bence gerek yok arkadaşlar. O rakamları herkes kendince değerlendirebilir. Ama hani böyle tasarım bölümüne geçmeden önce şunu da eklemem lazım. Ufak tefek unutuyorum, kusura bakmayın arkadaşlar. O da şu önemli bir ayrıntı. Cihaz Wi-Fi 6E teknolojisini destekliyor. Bu ne demek? Şimdi bir önceki seride Wi-Fi 6'yı destekliyordu. Wi-Fi 6E ile birlikte cihaza neredeyse kablolu internete ihtiyaç duymayacağınız kadar hızlı bir internet geliyor. Başlıyoruz artık tasarımına. Tasarım anlamında işte ROG Scar serisi bildiğimiz şeyler var. Şu arkadaki şu kapaklı bölümü kutunun içinden çıkan farklı kapaklarla değiştirebiliyorsunuz. Bir farklılık olarak arkadaşlar bu kapakların 3D yazıcılar için modellerini yayınlamışlar Asus'un web sitesinde. Eğer varsa 3D yazıcınız veya 3D yazıcı merakınız oradan bu kapakları kişiselleştirebiliyorsunuz. İşte iç malzeme üzerindeki RGB ışıklar, klavyesinin ışıklı olması, Aura Sync özelliğini desteklemesi, işte bu altında yanan RGB ışıklarla birlikte zaten ben Scar serisini bayağı seviyordum. Bu modelde yakışıklı olmuş. Bir de tabii ki de Asus'un ROG Stone Case. Tam hatırlamıyorum da Asus'un bu laptoplar için ürettiği bir anahtar var, şu an ekranda görüyorsunuz. O anahtarla birlikte hani siz onu farklı komutlara kodlayabilirsiniz. Gizli dosyalarınızı anahtar takmadan göstermeme gibi özellikleri aktif edebilirsiniz. Yine bu modelde de o anahtar da mevcut. Giriş çıkış anlamında ise laptopta bir adet 3.5 mm'lik combo jack girişi var. Bir adet HDMI 2.1 portu, bir adet USB 3.2 ikinci nesil Type-C portu, bir adet Thunderbolt 4, iki adet de USB 3.2 Gen 1 USB Tip A portu bulunuyor. Hani port sayısı gerçekten yeterli fakat benim kafam böyle 4 tane USB portuna gidiyor. Ben ne olursa olsun bilgisayarımda fazlaca USB portu olmasını tercih ediyorum. Sonuç olarak arkadaşlar ürün gerek donanım olsun, gerek işte dış görünüşü olsun, markası olsun falan filan olsun derken üst seviye premium bir ürün. Fiyatı da buna endeksli. Yani fiyatı da üst seviye bu arada. Ama şöyle bir durum var. Oyun oynamayı çok seviyorsunuzdur ve gezici bir insansınızdır. Ya da arkadaşlarınızla birlikte ne bileyim bir üniversite ortamı vardır. Laptopunuzu taşıyarak oyun oynamak istersiniz. O zaman iyi bir laptopum olsun, parası da benim cüzdanıma koymaz arkadaş diyorsan bu laptopu gönül rahatlığıyla tercih edebilirsin. Çünkü bendeki seri bir önceki seri olmasına rağmen bu zamana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadan çok da ağır işler yaparak 1-1,5 yıldır bu makineyi kullanıyorum. Çok da memnunum. Tabii ki de ana hedef kitle oyuncular fakat bunun haricinde güçlü bir bilgisayarım olsun ve ben o bilgisayarım taşınabilir olsun diyorsanız da tercih edebilirsiniz. Hani bu tasarımdır, kurgudur, render gibi işleriniz varsa donanım özellikleri açısından bahsetmeye bile gerek yok. Onları cayır yapabilirsiniz. Ki zaten bizdeki bir eski modelde de biz onları yapıyoruz. Yani ürün gerek markanın vermiş olduğu güven, gerek tasarım, gerekse donanım özellikleri anlamında hani cüzdanınıza da çok zarar vermeyecekse bu fiyat baremleri aldığınız zaman sizi bayağı bir mutlu eder. Uzunca yıllarda idare eder. Diyorum ve videomun son cümlesine gelmiş oluyorum arkadaşlar. Ürünün satın alma bağlantısı ve hakkında daha detaylı bilgi için açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.